Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim için net bir dille 14 Mayıs'ı işaret etti ve gençlerle buluşmasında da bunun 10 Mart'ta adının konulacağını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi'nde neler oluyor? Seçim çalışmaları hız kazandı ve Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Başkanlığı'nda Marmara teşkilatlarına seçim ve sandık konulu seminer verildi. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün bu müstemleke heveslilerine yeter diyecektir. 18 Haziran seçimleri için tarih ayarı sinyali geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etti. Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi de kolları sıvadı. Üzerimize ne düşüyorsa, gücümüz neye yetiyorsa yapacağız. 2023 seçimlerini riske atmayacağız. Kızılcahamam kampı sonrası genel merkezde teşkilatla tempoyu yükseltti. Milletvekili adayı olacak il başkanları görevinden istifa etmeye başladı. Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ise ekibiyle birlikte sandık çalışmalarına hız verdi. İlk durak Marmara bölgesi oldu. İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde görev yapacak il seçim kurulu üyeleri İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde buluştu. Seçim kanunundaki değişiklikler, seçmen kütükleri ile seçim öncesi ve seçim sonrası atılacak adımlar ele alındı. Oy kullanma işlemi, ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve yüksek seçim kuruluna yapılacak itirazların usulleri tek tek anlatıldı. Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından dile getirdi. Aziz milletim, sıra sende, biz hazırız dedi. Sabır ve sebatla hak ve hukuktan ayrılmadan bu asil yolculuğu devam ettireceğiz. Ve illaki Tuğra'nı kuracağız. Evet, şimdi bu törene ait yine başka görüntülerim var. Ankara'da park temel atma töreniydi bu. İşte Mansur Yavaş direkt bir dahakine sizi Cumhurbaşkanı olarak bekliyoruz dedi. Ez cümle. Peki bu törende başka neler konuşuldu, neler meydana geldi? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmekten dem vurdu yine. Helalleşmenin zamanı geldi, geçiyor bile. Herkesi inancına ve kimliğine bakmadan kucaklamalıyız mesajı verdi. Altı lider bir aradayız. Hepimiz demokrasi istiyoruz. Hepimiz bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Helalleşmenin zamanı geldi ve geçiyor bile. Artık eskileri bir tarafa bırakalım. Ve ayrım yapmayacağız. Hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını, hiç kimsenin inancını sorgulamadan insanın sorunu varsa o soruna hep beraber kilitlenmeliyiz.